Kaymak tabaka da geldi. Tamam. Tamam, ben bir düşünüp arayacağım sizi. Tamam, görüşürüz. Ne diyor avukat? Ne dese. İçecek suyumuz olmadığı gibi uçan kuşa borcumuz var. Avukat bir an önce eşinize boşanma davası açalım, kurtarabildiğimizi kurtaralım diyor. Oha, babamı boşuyorsun öyle mi? Avukat başka çaremiz yok diyor. Oğlum, bak ben cebimde 500 lirayla kaldım biliyor musun sen? Hayır, senin durumumuzun ciddiyetinden haberin yok galiba. Şaka gibi geliyor sana herhalde. Hayır, ben bu kadar darda olmasam... ablamın tafralarına katlanır mıyım zannediyorsun? Onun hakaretlerine katlanır mıyım? Çekerim giderim ya. Yani çekip gidemeyiz. Öyle gidecek bir yerimiz yok. Para pulla gitti. Tam gitsin dert değil. Günü gelir yeniden kazanılır. Kazanılır da benim de kariyerimi ciddi anlamda sıkıntıya sokar bu skandal. Hayır, ben yakamı kurtaramam ki bundan. Şimdi yarın bir gün magazine de düşer. Vallahi bak, ana haberde bile okurlar ünlü oyuncunun annesi batan iş adamı kocasını gözünün yaşına bile bakmadan boşadı diye. Al işte skandal. Ay sen önce bir ünlü ol da skandalın kusur kalsın. Tövbe tövbe ya. Anne, benim artık kariyerime odaklanmam lazım. Aşağı çekiyor beni bu konular. Ay Fuat ya, sen beni sinirlendirmeye başladın. Çıkarsın şu odadan. Hadi yıkıl karşımdan. Zaten tansiyonum zıpladı ya. Öf. Çocuğum derdine bak. Ben senin için aşkla dolu veda gözyaşları dökmek isterdim Mehmet Rıfat. Ama sen bunu imkansız kıldın. Ben senin için nelerden vazgeçtim. Ne fedakarlıklar yaptım. Ama sen beni beş para etmez sefil bir kadınla aldattın. Senin için... son bir sözüm var Mehmet Rıfat. İnşallah mezarında... çürümüş balkon.